Merhaba arkadaşlar, genden proteine ünitesine başlıyoruz. Bu videoda DNA'nın keşfiyle alakalı çalışmalardan bahsedeceğim ve DNA ve RNA'nın genel özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi üniteye geçmeden önce bu üniteden çıkmış soruları şöyle derledim arkadaşlar. Son 10 yıla baktım. Son 10 yıla baktığımızda 2010'da YGS'de DNA ve RNA'nın karışık yani farkını sormuştu. Ve LYS'de protein sentezini sordu. 2011'de LYS'de çıktı sadece protein sentezi. 2012'de sadece DNA'yı sordu. LYS'de yine protein sentezi, protein sentezi, protein sentezi, protein, protein. 2017'de DNA replikasyonundan sordu sadece LYS'de. Sonra sistem değişti biliyorsunuz 2018'de. ÖSYM yine bizi biraz şaşırttı, bazen böyle şaşırtabiliyor. Ya protein sentezini daha çok sevdiğini görüyoruz değil mi? Ama arkadaşlar AYT'de tRNA'dan sordu. Direkt DNA değil, replikasyon değil, hiç ya da DNA RNA'nın benzerliği ya da farkı değil. RNA'dan sordu, bir de tRNA'dan sordu. Evet. 2019'a geldik. Yine TYT'de DNA ve RNA'nın farkını ya da benzerliğini sordu. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bir soru sordu TYT'de. AYT'de de arkadaşlar 2019, yani geçen sene AYT'de replikasyondan sordu bir tane. Bir de protein sentezinden sordu. Yani 3 tane soru geldi bu üniteden. Geçen sene. Şimdi arkadaşlar bana sorarsanız bu sene ne olur diye hemen söyleyeyim. Bir kere bu üniteden kesinlikle gelecek. Onu zaten tartışmıyoruz bile. AYT için konuşuyorum ben. AYT'de arkadaşlar bir tane nükleik asitlerden bir tane de protein sentezinden çok büyük ihtimal gelecek. Çünkü bitki biyolojisi yok ya. He hocam 3'te olur mu? Vallahi olabilir yani. Tamam mı? Yani nükleik asitten sorar bir tane. Protein sentezinden sorar. Yani replikasyon yine sorar mı? Sorabilir. Şimdi bitki biyolojisi olmadığı için 13 soruda bir iki tane bu üniteden bekliyorum arkadaşlar. Tabii bu bir tahmin. Şimdi konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, nükleik asitler, yani nükleik asit, çekirdeğin içerisinde bulunan asidik özellikle bir molekül. İki tane nükleik asitimiz var. DNA ve RNA'dan bahsedeceğiz. Ve yine Milli Eğitim bu konuya yine bir böyle tarihsel gelişimle başlamış. Ben de ne hikmetse seviyorum arkadaşlar. Biliyorum buraları sıkıcı ama benim hoşuma gidiyor. Şimdi 1869 yılındayız. İsviçre'deyiz. Ve Friedrich Mischer diye bir amcamız. Arkadaşlar amcamız işi gücü bırakmış. Böyle kan hücrelerinden, akyuvarlardan, işte ne bileyim balığın sperminden. Adam gitmiş hastanelerden salgı bezi toplamış. Yani böyle milletin irinini falan orada hücre kalıntılarından falan hücreleri izole etmiş ve DNA'yı arkadaşlar diye demiş ki ya bu hücrenin böyle mikroskopla bakmış. Hücrenin çekirdeğinde bir şey var demiş ya. Bir sanki bu yönetici molekül demiş ya. Her şeyin merkezi bu mu acaba demiş. Yani arkadaşlar nükleik asitleri ilk kez gören amca bu. Aynı sırada bununla aynı dönemde Gregor Mendel yaşıyor. Gregor Mendel yani aynı döneme denk geliyor. Bu Mendel de biliyorsunuz kalıtımın babasıdır. O da zaten karakterlerin böyle bir takım maddelerle aktarıldığına dair keşiflerde bulunuyorlar. Bu şekilde yavaş yavaş bizim DNA'mız sanki bulunacak gibi. 1884 yılındayız. Oscar Hertwig diye bir amcamız. Bu amcamız da arkadaşlar demiş ki Mendel sen haklısın. Karakterler gerçekten nükleik asitlerle aktarılıyor. Yani bir karakterin ortaya çıkmasından sorumlu moleküller nükleik asitler demiş. Sana katılıyorum kardeşim demiş. Evet arkadaşlar 20. yüzyıla geldik. 1. Dünya Savaşı yıllarında. Millet birbiriyle savaşırken bizim Robert Fölgen amcamız ne yapmış biliyor musunuz? DNA'yı kendi bulduğu bir boyama yöntemiyle yani kendi bulmuş olduğu bir kimyasal bir süreçle böyle bir boyayla DNA'yı boyamış ve kromozomlar üstünde göstermiş amca. Çok ilginç yani. Evet yine aynı yıllarda bu adını söyleyemeyeceğim, yani Theodor diyeyim, bu amcamız da arkadaşlar DNA'nın biliyorsunuz nükleik asitler şimdi anlatacağım nükleotitlerden oluşuyor. Bunu bu amcamız bulmuş. Evet arkadaşlar 1944 yılındayız. Bu meşhur şey vardır. Avery ve arkadaşlarının yaptığı. Bu Oswald Avery amcamız. Kendisi bir doktor. Bu farelerle yapılan bu zatürre bakterisi verilerek yapılan bir deney vardır. Orada DNA'nın karakterlerin kalıtımını sağlamasını kanıtlayan bir deneydir o. Kitaplarımızda da yerini almıştır.
Orada bakterilere o karakteri sağlayan, bakterilere biliyorsunuz zatürre hastalığı yapan bir bakterinin DNA'sıyla zatürre hastalığı yapmayan bir bakteriyi karıştırıp fareye verince fare ölüyordu zatürreden. Diyor ki bu dönüşümü yapan yani karakterleri kazandıran DNA'dır kardeşim. Al bunu da kanıtladım diyor. 1949 yılındayız. Irwin Chargaff diye bir amca. Bu da arkadaşlar demiş ki DNA'lardaki o baz dizilimleri bak artık detaylara giriyoruz. Yani DNA'yı artık biliyoruz. Bilim dünyası artık yani DNA, RNA, nükleik asitler artık bunları biliyor. Daha da böyle detaya iniyoruz. DNA'lardaki bu baz dizilimleri türe özgüdür. Türe ait karakterleri ortaya çıkaran bu baz dizilimleridir demiş bu amca. Evet, 1950'lere geldik. Rosalind Franklin ablamız. İşte bu abla arkadaşlar. Çok önemli bir abla. Bu abla hatta Time'ın işte 100 yılın insanları diye bir listesi var. O listede de adı geçiyor ablamızın. Bu abla ne yapmış? Kendisi X ışınları kullanarak X ışınları kromatografisi yani X ışınları göndermiş böyle. DNA'nın ilk olarak fotoğrafını çekmiş amcamız. Yani bu fotoğraf bize bir anlam ifade etmeyebilir. Bu ne ya falan diyebiliriz ama bilim dünyası için çok şey ifade ediyor. Ve 1952 yılında James Watson Francis Crick diye iki tane amcamız DNA'nın o meşhur çift zincirli sarmal yapısını modellemeyi başarıyorlar ve Nobel ödülü alıyorlar arkadaşlar. Bu iki amcamız da meşhurdur, duymuşsunuzdur. Watson ve Crick DNA modelini ortaya koyan kişiler. Bu arada arkadaşlar deminki fotoğraftaki amcalardan bir tanesi yaşıyor. James Dewey Watson. Kendisi 92 yaşında. Hala hayattadır. Bazı ırkçı söylemlerinden dolayı tepki alıyor olabilir ama amcamız DNA'yı bu çift zincirli sarmal yapısını bulan amca. Saygılar. Her neyse biz konumuza dönelim. Arkadaşlar şimdi mevzuya giriyoruz. Bu videoda sadece DNA ve RNA'dan bahsedeceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi nükleik asit demek, nükleik asitler demek. Bu nükleotitlerden oluşan büyük polimerler. Yani nasıl ki biz amino asitlerden protein diyoruz, glikozlardan nişasta glikojen diyoruz. Aynı şekilde nükleik asitlerin yapı birimi de nükleotitlerdir. Nükleotit. Şimdi hocam bir nükleotit nedir? Kardeşim bir nükleotit de bir fosfat, 5 karbonlu bir şeker, bir tane de azotlu organik bazdan oluşan bir moleküldür. İşte bunun altına bir tane daha nükleotit geliyor. Bir nükleotit daha geliyor. Bir nükleotit bu şekilde polinükleotit zincirler oluşuyor arkadaşlar. Tamam mı? Nükleik asitlerin yapı birimi nükleotitlermiş. Bir nükleotitte ne varmış? Bir fosfat, 5 karbonlu bir şeker, azotlu organik baz. Şimdi bir daha söylüyorum. Nükleik asitler demek DNA ve RNA demek. Deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit. Nükleik asitler neye göre isimlendirilirmiş? Şekerine göre. Bir tane fosfat. Fosfat DNA'da da aynı, RNA'da da aynı. Fosforik asit. Bunlara nükleik asit dememizin sebebi bu fosforik asit taşımalarından dolayı. 5 karbonlu bir de şeker bağlayacaktık, değil mi? İşte bu iki tane şeker olabilir. Buraya bağlayacağımız şey. Ya riboz olur ya da deoksiriboz olur. Bu karbonhidratlar konusunda pentozlar hani monosakkaritler 5 karbonlu 6 karbonlu diye ayrılıyor. 5 karbonlu şekerler riboz deoksiriboz diyorsun. DNA'nın RNA'nın ATP'nin yapısına katılır diyorsun. Deoksiriboz dememizin sebebi de dikkat et. Her şey aynı ama ribozdan bir farkı şuraya arkadaşlar bir oksijen gelmiyor. Deoksiriboz. Bir tane oksijen eksik. Deoksiriboz. Tamam mı? Bu RNA'nın şekeri. Bu da arkadaşlar DNA'nın şekeri. Bu şekeri RNA'ya bağlayamazsın. Bunu da DNA'ya bağlayamazsın. Bu RNA'nın özel şekeri. Bu DNA'nın özel şekeri. Nükleik asitler. Yani RNA, DNA dedi derken neye göre isimlendiriyormuşuz? Şekerine göre isimlendiriyormuşuz. Deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit. Bak ismi şekerinden geliyor. Şimdi toparlayalım. Yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar dedik ki nükleik asitler dedik iki tane. Deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit. Deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit. Nükleik asitler iki çeşit. DNA ve RNA. Bunlar koca moleküller. Bunlar bir nükleotit polimeridir. Nükleotit. Yani bunlar nükleotitlerden oluşur. Nükleotitlerden oluşur. Hocam bir nükleotit nedir? Bir fosforik asit, 5 karbonlu bir şeker, azotlu organik baz. Fosforik asit aynı, aynı, değişmiyor. Aynı, bunun da aynı, bunun da aynı.
Şekere geldim. RNA'nın şekeri neydi? Riboz şekeri ya da deoksiriboz. DNA'nın şekeri ise deoksiriboz şekeri. Bunun bir farkı oksijenin eksik olması. Şimdi güzelce bağladık mı buraya? Ester bağıyla. Ester bağıyla. Şekerle fosfat arasındaki bağ ester bağıdır. Şekerle baz arasındaki bağ da karbonhidratlardan tanıdığımız glikozit bağıdır. Şimdi gelelim şu baza. Şimdi o baz yerine bağlayabileceğin şey de oraya bağlayabileceğin şey 5 çeşit şey olabilir. Adenin, guanin, sitozin, timin, urasil. Biz bu adeninle guanine pürinler diyoruz. Pürin bazları. Geri kalan sitozin, timin, urasile de pirimidin diyoruz. Pirimidin bazları. Niye böyle diyoruz biliyor musunuz? Molekül yapısından dolayı. Adeninle guanin bak büyük. İki halkalı böyle büyük bir molekül. Ve yapısında azot var. Bunlara azotlu organik baz dememizin sebebi bakın yapısında azot olması. Şimdi oraya ya adenin bağlarsın şekerden sonra ya guanin bağlarsın ya da timin, sitozin ya da urasil bağlayabilirsin. Bakın timin ve sitozine dikkat edin. Pirimidinler diyoruz buna da. Neden? Çünkü daha küçük tek halkalılar. Tamam. Adenin, guanin, pürin. Sitozinle timin, pirimidin. Sakın unutma bak. Adını unutuyor musun? Unutmuyorsun. Bunu da unutmayacaksın. Adeninle guanin pürinler sınıfına girer. Timin, sitozin, urasil, pirimidinler sınıfına girer. Hocam urasil bazı nerede? Onu niye göstermiyor? Arkadaşlar urasil DNA'da olmaz. Bu RNA'nın özel bazı. Timin ise RNA'da olmaz. DNA'nın özel bazı. Bakın arkadaşlar çok kısa bilgiler verdim. Şimdi buradan çok fazla soru ihtimali çıkıyor. Yani soru kombinasyonu çok fazla. Sadece bu bölümün. Sorulara geçeceğim birazdan. Şöyle toparlayacak olursak. Şimdi dedik ki nükleotitler dedik. Bir araya gelerek nükleik asitler oluşturuyor. Bir nükleotitte ne var dedik? Bir fosfat, 5 karbonlu bir şeker, azotlu organik baz var dedik. İşte bu bir nükleotit. Bu arada bunun fosfatsız haline nükleozit deniyor. Fosfatlı haline hepsine beraber nükleotit, fosfatsız haline nükleozit yani şekerle baza nükleozit deniyor. Şimdi bu fosfat DNA'da da aynı, RNA'da da aynı. Şeker eğer RNA'nın nükleotidi ise bu oraya riboz bağlayabilirsin. Eğer bu nükleotit DNA'nın bir nükleotidi ise burada şeker yerine deoksiriboz şekeri olmak zorunda. Bazımızda dedik ki iki sınıf baz var dedik. Pürinler, pirimidinler. Pirimidinler dedik ki sitozin, timin, sitozin, urasil, pürinler, adenin, guanin. Bunlar daha büyük. Bunlar tek halkalı. Timin DNA'ya has bir baz. Urasil RNA'ya has bir baz. Yani DNA'nın bazları ne olabilir? A olur, G olur, S olur, T olur. RNA'nın bazları ne olur? A olur, G olur, S olur, T olmaz. Onun yerine U olur. Yani urasil RNA'nın özel bazı, timin DNA'nın özel bazı. Şimdi soru çözdükçe daha iyi oturacaktır. Şimdi diyor ki organik baz dizilişleri verdim ben sana 4 tane. Bu nükleotit zincirleri, bu nükleotitler böyle bir araya gelerek bir zincir oluşturmuş. Bu zincirler hangileri DNA'ya ait olabilir? Hemen bakıyorsun. Olabilir. Olabilir. A, U urasil var. Olmaz. Bu RNA'nın. Şuna bakıyorsun. Olabilir. Yani üçüncü zincir olamaz çünkü orada urasil var. Urasil bazı RNA'ya has bir baz. Şimdi bu DNA'nın çift zincirli olduğunu söyledik arkadaşlar. Şimdi şu bağlara bakalım. DNA'nın yapısına bakalım. Neden çift zincirli? Neden sarmalı? Şimdi bir tane fosfat aldım. Bir tane şeker aldım. Hangi şeker olmak zorunda? Şu an ben DNA'yı anlatıyorum. O zaman deoksiriboz bağlamak zorundayım. Bir tane şöyle adenin bazı bağlayayım. Niye adenini böyle büyük çizdim? Çünkü adenin pürin bazı değil mi? Hemen altına bakın şöyle fosfodiester bağıyla. Evet bak şu bağın adı ester. Şu şekerle baz arasındaki glikozit. Şöyle arkadaşlar nükleotitleri alt alta dizerken fosfodiester kullanacaksın. Yine bir tane deoksiriboz bağlıyorum. Bu sefer ne olsun? Bu sefer arkadaşlar şöyle daha değişik adenin ve guanin. Guanin de pürindi değil mi? Şimdi böyle arkadaşlar devam ediyor işte. Bu böyle devam ediyor. İşte DNA arkadaşlar bu şekilde uzun polinükleotit zincirler. Şimdi bunun karşısına DNA karşılıklı birbirini tamamlayan çift zincirli bir yapı. Şimdi bunun karşısına yeni bir nükleotit getirmek zorundayız. Karşılıklı nükleotitler birbirlerine zayıf hidrojen bağıyla bağlanır. Hocam timini niye küçük çizdin? Çünkü timin neydi? Pirimidin bazıydı. Ve adenin karşısına her zaman ne gelir? Timin gelir. Yine deoksiriboz şekerimi bağlıyorum. Fosforik asitim her zaman orada duruyor. Yine fosforik asitimi bağlıyorum. Fosfodiester bağıyla. Nükleotitler alt alta dizilirken fosfodiester bağı, karşılıklı dizilirken zayıf hidrojen bağı.
Bütün bağları bilecek miyim hocam? Maalesef bileceksin kardeşim. Hemen söylüyorum. Nükleotitler karşılıklı zayıf hidrojen bağıyla. Alt alta fosfodiester bağıyla. Şekerle fosfat arasındaki ester, şekerle baz arasındaki de glikozit bağı. Hemen şöyle arkadaşlar bir tane daha nükleotit yapalım. Hemen şöyle deoksiriboz, riboz bağlayamam asla çünkü DNA bu. Şimdi bak birbirini tamamlayacak. Guanin karşısında her zaman sitozin gelir ve guaninle sitozin üçlü bağ yapar. Adeninle timin ikili zayıf hidrojen bağı, guaninle sitozin üçlü zayıf hidrojen bağı. Hocam guaninin karşısına başka S'den başka bir şey gelmez mi? Olmaz. Guanin her zaman yapbozun parçaları gibi sitozinle bir araya gelir. Buradan şunu da çıkarıyoruz. DNA'da arkadaşlar. Mesela ben buraya kaç tane nükleotit çizdim? Bir bakın bakayım. Ben buraya 4 tane nükleotit çizdim. Bak şu 1, bak şu 2, şu 3, şu 4. Gördüğün gibi. Hocam bir şey dikkatimi çekti. Ne çekti kardeşim? 4 tane nükleotit varsa 4 tane de fosfat vardır değil mi? 4 tane de şeker vardır değil mi? Evet. Fosfat sayısı kadar nükleotit, nükleotit sayısı kadar şeker. Şeker sayısı kadar işte baz. Ama bazın çeşitlerinin sayısını bilemeyiz. Bir de şunu söyleyeyim. DNA'da arkadaşlar ne kadar çok GS varsa, GS'ler oransal olarak AT'lerden daha çoksa o DNA daha sağlamdır. Onu böyle replikasyon anlatacağız daha sonra ileride. Replikasyonda DNA'yı böyle ayırıyoruz fermuar gibi. O DNA'yı ayırmak için daha çok enerji harcarız. Çünkü GS'ler üçlü bağ yapıyor. Eğer AT'ler daha çoksa o biraz daha az dayanıklıdır. Arkadaşlar RNA'ya geldim. RNA'da özel şekerimiz, RNA'nın özel şekeri ribozdur. Riboz. Fosforik asitimiz değişmiyor. O aynı. DNA'da da aynı. RNA'da da aynı. Sadece şeker yerine bak dikkat et. Riboz bağlıyorsun. Bir de burada timin yok. Burada timin yok. Burada urasil var. Ama adenin, guanin, sitozin olabilir. RNA çift zincirli değil, tek zincirlidir. 3 tane çeşidi vardır. Bunları konuşacağız şimdi. RNA'nın kendine eşleme özelliği yoktur. Özel şekeri ribozdur, özel bazı urasildir dedik. Bütün RNA çeşitleri DNA tarafından sentezlenir. RNA'nın kendine eşleme özelliği yoktur. 3 çeşit RNA vardır. Mesajcı RNA DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma götürür, mesajcı. Tek zincirlidir. Hiç böyle nükleotidin karşısına bir nükleotit daha gelmez. Zayıf hidrojen yoktur, zayıf hidrojen bağı. Nükleotitler karşılıklı böyle zayıf hidrojen bağlarıyla geliyordu ya. RNA böyle tek zincirli olduğu için mesajcı RNA onda böyle karşılıklı bir nükleotit eşleşmesi yoktur. Bu RNA'ların sadece böyle ismini ve bir cümleyle görevini söyleyeceğim. Protein sentezini işlerken zaten bu RNA'lara iyice değineceğiz. Bu da arkadaşlar taşıyıcı RNA. Taşıyıcı RNA. Bu da mesajcı RNA'yı üzerindeki kodonlara uygun amino asiti ribozoma taşıyor. Bu amino asit taşıyan bir amele. Tamam mı? Hamal. Amino asit taşıyor. Şuraya bağlıyor amino asiti. Getiriyor ribozoma. Geçici mesajcı RNA ile geçici bir zayıf hidrojen bağı kuruluyor. Karşılıklı nükleotitler amino asit bırakmaya gelirken. Karşılıklı mesajcı RNA ile bir zayıf hidrojen bağı kuruluyor ama bu geçici bir şey. Bir de arkadaşlar bu çekirdekte DNA tarafından üretiliyor. Aslında bu da böyle tek zincirli. Ama böyle üretildikten sonra bazı enzimlerle şöyle yonca yaprağı gibi dört kollu bir yapı alıyor. Ve dikkat edin bazı yerlerinde böyle bir nükleotit karşılaşması var ama her yerinde değil. Şurada da zayıf hidrojen bağı var yani. Ama her yerinde yok. E hocam RNA'da zayıf hidrojen bağı yoktu şimdi. Ama taşıyıcı RNA'nın bazı yerlerinde zayıf hidrojen bağı var. Evet 2018 AYT'de bizi şaşırtmıştı ÖSYM demiştim. Hatırlarsınız dersin başında. Taşıyıcı RNA'dan soru sordu demiştim. Soru buydu. Taşıyıcı RNA çekirdekte tek zincir halinde sentezlenip daha sonra katlanarak yonca yaprağı şeklini alır. Doğru. Ribozomun yapısına katılır. Hayır. O ribozomal RNA. Şimdi söyleyeceğim. Antikodon adı verilen üçlü nükleotitler vardır diyor. Evet. Arkadaşlar mesajcı RNA'daki üçlü nükleotitlere kodon diyoruz. Taşıyıcı RNA'daki üçlü nükleotitlere antikodon diyoruz. Burada doğru olanlar 1 ve 3. Arkadaşlar bu da ribozomal RNA. Gittim sizin için internetten resmini buldum. Çok karmaşık değil mi? Şimdi normalde RNA'lar tek zincirli deyip geçeriz kitaplarda ama şimdi bunlar çok özel RNA. Taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA'lar böyle bazen kıvrılıyor. Bazı yerlerinde nükleotitler karşılıklı gelip zayıf hidrojen bağı kuruyorlar ama her yerinde yok. O zaman hocam şöyle bir toparlar mısın? Söylüyorum. RNA'nın özel bazı urasil. AGS yine var.
RNA'da olduğu gibi. Ama T yerine U var. Tamam mı? RNA'da şöyle yazalım. T yerine, timin yerine urasil var. Kendine eşlemez RNA. Tek zincirlidir. Zayıf hidrojen bağı yoktur ama taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA'nın bazı yerlerinde zayıf hidrojen bağı var. Kendine eşlemez dedik. Bütün çeşitleri DNA tarafından üretilir dedik. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hücrede en çok ribozomal RNA bulunur. %80. Hücrede en çok ribozomal RNA bulunur. Çünkü ribozomun yapısına katılıyor. Ribozom da biliyorsunuz önemli bir organel. Protein sentezinde görev alan önemli bir organel. Hücrede en çok ribozomal RNA bulunuyormuş. %15 taşıyıcı RNA bulunuyormuş. %5 de mesajcı RNA bulunuyormuş. Hemen sorulara geçelim. Evet, bu sefer çok bilgi verdim, farkındayım. Arkadaşlar bakın, DNA ve RNA'nın genel özelliklerinden bahsettim. Şimdi bol bol soru çözeceğiz. EBA kazanımdan çözüyoruz biraz. Şimdi nükleik asitler, yani DNA ve RNA ile ilgili hangisi yanlıştır? Hücrenin en büyük organik bileşiğidir. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3.2 milyar nükleotitten oluşan böyle devasa bir organik molekül bizim DNA'mız. İnsan Genom Projesi'nde hesapladılar. Bir hücrenin DNA'sında, bak, bir hücrenin DNA'sında 3.2 milyar nükleotit varmış. İçerdiği şekere ve baza göre isimlendirilir. Nükleotit denilen birimlerden oluşur. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor vardır. Sadece fosfodiester bağı bulunur. Hayır, zayıf hidrojen bağı da var. Glikozit ester bağı da var, değil mi? Nükleotitler alt alta zayıf hidrojen fosfodiester bağıyla karşılıklı zayıf hidrojen bağıyla bir araya gelir. Şimdi nükleotit neydi? Bir fosfat, 5 karbonlu bir şeker, azotlu organik bazdan oluşan moleküller. Bu nükleotitler diyor hem DNA'yı hem RNA'yı oluşturur. Evet. Nükleik asitlerin yapı birimi nükleotitlerdir dedik. Şekerle fosfat arasında glikozit. Şekerle fosfat arasında glikozit diyor. Hayır. Şekerle baz arasında glikozit olacak. Ters yazmış. A, G, S, T, U şeklinde 5 farklı baz bulunabilir. Evet, buraya A, G, S, T, U 5'inden birini bağlayabilirsin. Ama dikkat et. Eğer şekerin deoksiribozsa urasil bağlayamazsın. Eğer şekerin ribozsa timin bağlayamazsın. Çünkü timin DNA'nın özel bazı, urasil RNA'nın özel bazı. Şu 3 baz DNA'da da ortak, RNA'da da ortak. Evet, bu da doğru dedik. O zaman ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Tüm RNA çeşitleri için ortak olanı soruyor. Şimdi 3 tane RNA'mız var. Mesajcı, taşıyıcı, ribozomal. Hepsi de protein sentezinde görev alıyor mu? Alıyor. Mesajcı ribozoma mesaj götürüyor. DNA'dan aldığı protein yapma şifresini, bunları anlatacağız ileride. Ribozoma taşıyor. Taşıyıcı RNA amino asit getiriyor. Ribozomal RNA bu işi yapan ribozomun yapısında var. Bu işleri yapan ribozom organeli, onun yapısı ribozomal RNA. Yani hepsi dolaylı doğrudan bir şekilde protein sentezinde görev alıyor. Bütün RNA'lar. Hepsi DNA'dan sentezleniyor. Kendine eşleme özellikleri yoktur dedim. Zayıf hidrojen bağı mesajcı RNA içermiyor değil mi? Mesajcı RNA hariç o böyle tek zincirli nükleotitler hiçbir zaman karşılıklı gelmiyor. Ortak olan 1 ve 2. Şimdi DNA'nın RNA'nın ortak bir şey arıyoruz. Şimdi DNA kendine eşliyor ama göreceğiz onu da ileride, replikasyon. Ama RNA'nın böyle kendine eşleme bir özelliği yok. Ortak değil. Çift zincirli RNA yine işi bozuyor. Evet, ikisi de fosfodiester bağı. Sonuçta RNA da nükleotitler oluşuyor. DNA da. Sonuçta bu nükleotitler böyle alt alta hangi bağla gelecek? Fosfodiester bağıyla gelecek. Şu fosfodiester bağları ikisinde de var. İkisi de nükleotitlerden oluşuyor. 3 ve 4 DNA ve RNA için ortak. Evet, bir nükleotidin yapısını verdik diyor. Fosfat kadar şeker vardır diyor. Şimdi kaç tane fosfatın varsa o kadar da şekerin vardır. Çünkü bunlar el ele dolaşıyorlar. Bak, ne kadar bundan varsa o kadar bundan vardır. Şeker kadar baz vardır. Bunlar da el ele dolaşıyor. Ne kadar bundan varsa o kadar da baz vardır. Fosfat kadar baz vardır. Evet, bu kadar var, bu kadar fosfat, ne kadar fosfat varsa o kadar baz vardır. Sonuçta her bir nükleotitte bir fosfat, bir baz var. Ester bağı sayısı kadar glikozit bağı. Şimdi her bir nükleotitte bir ester, bir glikozit var. Değil mi? Kaç tane ester bağı varsa o kadar glikozit bağı vardır. Yani 1000 tane nükleotit var diyoruz mesela, diyelim. 1000 tane ester bağı vardır, 1000 tane glikozit bağı vardır. Fakat nükleotit sayısı şeker sayısının 2 katıdır diyemeyiz. Ne kadar nükleotit varsa o kadar da şeker vardır. Çünkü her bir nükleotitte bir şeker var. Şimdi bir tane RNA'yı parçaladım. Şöyle bir RNA yapalım, şöyle tek zincirli. Şöyle. Tabii ki şekerimiz ne olacak? Riboz olacak değil mi? Şöyle bir tane RNA'yı parçaladın şöyle.
Ne çıkar? Kardeşim bir kere timin çıkmaz. Onu bir geç. Pardon, ne oluşmaz diyor. Timin bazını nerede görürüz? DNA'da görürüz. Burada RNA'da timin olmaz, urasil olur. Deoksiriboz şekerimiz asla. Su oluşmaz, su kullanılır. Çünkü hidroliz yaparken su kullanılır değil mi? Su oluşmaz, tam tersi su harcarız. Dolayısıyla ne oluşmaz demiş bize? Ne oluşmaz? Bize oluşmazları soruyor. 1, 3, 4 oluşmaz. Evet, şöyle araya bir çıkmış soru sıkıştırayım. DNA'nın ve RNA'nın hangisi bakımından farklıdır? DNA ve RNA taşıdığı şekeri farklıdır. DNA deoksiriboz şekeri taşır. RNA riboz şekeri taşır. DNA çift zincirlidir. RNA ise tek zincirlidir. Bazen bu zincir kıvrılsa da sonuçta tek zincirli diyoruz. Yani zincir sayısı ve taşıdığı şeker yönüyle DNA ve RNA farklılık gösterir. Evet, bir adenin deoksiribonükleotidi var. Bir de adenin ribonükleotidi var. Niye böyle isim veriyoruz biliyor musun? Çünkü şekeri farklı olabilir. Bu nükleotidi nereden koparmışsındır? DNA'dan mı, RNA'dan mı? Tabii ki DNA'dan. Nereden anlıyorsunuz? Şekerinden. Bunu da RNA'dan koparmışız. Bu iki adenin nükleotidini karşılaştırırsak hangileri farklı olduğunu görürüz. Adenin bazı ikisinde de var. Glikozit bağı ikisinde de, şekerle baz arasındaki bağ glikozit bağı ikisinde de var. Pentoz şekeri evet farklılık gösterir. Fosfat grubu hayır farklılık göstermez. Neyi farklıdır? Sadece şekeri farklıdır. Sadece DNA ile ilgili bir soru. Hangisi yanlıştır diyor. İki zinciri birbirine fosfodiester bağıyla bağlarız. Şimdi olmadı. Direkt ilk şıktan çıkıyor. Zincirler birbirlerine karşılıklı zayıf hidrojen bağıyla bağlı. Alt alta zincirler birbirine bununla bağlanmaz. Nükleotitler alt alta fosfodiester bağıyla bağlanır. Kendine eşler prokaryotlarda sitoplazmadadır DNA, değil mi? Çünkü çekirdek olmadığı için prokaryotlarda. Çift zincirli sarmal yapıdadır. Yapılarında baz şeker ve fosfat birbirine eşittir. Çünkü her bir nükleotitte bir baz, bir şeker, bir fosfat var. Ama nükleotit zincirler birbirlerine fosfodiester değil, karşılıklı zayıf hidrojen bağlarıyla bağlıdır. EBA kazanım sorularına devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bize bir DNA molekülünün şöyle karşılıklı 2 tane, toplamda 4 tane nükleotidini vermiş ama karşılıklı 2'şer tane bir bölümünü vermiş. Numaralı yapılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? 3 numaralı büyük ihtimal 5 karbonlu bir şekeri gösteriyor ve bu 5 karbonlu şeker kesinlikle riboz olamaz. Çünkü bu DNA molekülünün nükleotitleri, DNA'da riboz şekeri olmaz. Bir DNA molekülünde hangisi kesinlikle bulunmaz? Kesinlikle guanin ribonükleotidi olmaz. Deoksiriboz şekeri olur. Fosfodiester bağı, fosfat, glikozit bağı olur. Guanin ribonükleotidi ne demek? Nükleotit, guaninli bir nükleotit ama guanin ribonükleotidi. Yani şekeri riboz olan bir guanin ribonükleotidi. Bize ne demesi gerekiyordu? Guanin deoksiribonükleotidi demesi gerekiyordu. Guanin deoksiribonükleotidi olur DNA'da. Ama guanin ribonükleotidi olmaz. RNA molekülüyle ilgili hangisi doğrudur? Şekeri deoksiriboz değil, riboz olacak, değil mi? Çift zincirli değil, tek zincirli. Kendine eşleyemez. Bütün çeşitleri DNA tarafından üretilir. Tüm çeşitlerinde hidrojen bağı vardır diyor. Hayır. Taşıyıcı RNA'nın ve ribozomal RNA'nın bazı bölgelerinde, tümünde de değil. Yani bazı yerlerinde var. Ama RNA protein sentezinde görev alır. O zaten kesin. Şöyle bir tablo vermiş. Numaralı bilgilerden hangileri yanlış? DNA iki zincirli, RNA tek zincirli. Tamam, doğru söylüyorsun. İki numaralı satıra bakalım. DNA'nın özel şekeri deoksiriboz, RNA'nın riboz. Tamam, bu da doğru söylüyor. Üçüncü satıra bakıyoruz. DNA prokaryot hücrelerde çekirdekte. Şimdi olmadı. Prokaryotta çekirdek olmaz değil mi? Prokaryot hücrelerde. Bunu hücre ünitesinden bilirsin. Bu yanlış. Dördüncü satıra bakalım. AT, GS eşitliği olur. Evet. Burada böyle bir eşitlik olmaz. Çünkü bu adam tek zincirli olduğu için ne kadar A varsa o kadar da T vardır diyemezsin. Çünkü karşılıklı bir gelme söz konusu olmadığı için bu da yanlış. 3 ve 4. numaralı satırlar yanlış. Ökaryot bir hücrede DNA nerede bulunur? Sitoplazmada DNA olmaz arkadaşlar. Ökaryot bir hücrenin sitoplazmasında DNA olmaz. Çekirdekte olur. Mitokondride olur. Hatırlıyor musun? Mitokondrinin kloroplastın, burada kloroplast olsa da olurdu. O da cevap. Onu da doğru alacaktık. Bu mitokondri ve kloroplastın, çift sarılı organellerin kendine ait DNA'sı, RNA'sı vardı. Bunu hatırlayalım. Ribozomda olmaz. Ribozomda ribozomal RNA var. Yani DNA nerede olur? Çekirdekte olur, mitokondride olur. Arkadaşlar EBA kazanımı çözüyorum. Basit basit sormuşlar. Direkt cevaba gideyim. Mesajcı RNA çift zincirli diyor. Yanlış. Mesajcı RNA tek zincirli. Arkadaşlar 2 numarayla gösterilen bize bir nükleotidi vermiş.
Ben hep böyle çiziyorum nükleotidi. Ama hani tersten vermiş. Yanlış anlama. Şöyle fosfat, 5 karbonlu şeker, bir tane de baz şöyle tersten vermiş. O zaman bu 2 numaralı şeker değil mi? Temsilen. 2 numaralının 2'nin yapısında azot olur diyor. Hayır. Şekerler, karbonhidratlarda ne var? Karbonhidrojen, oksijen var. Şeyde bu ribozda, deoksiribozda azot yok. Şimdi gelelim hesap kitap sorularına. Evet, ben hesap kitap sorularını şöyle yapıyorum şimdi. Bak, iyi izle. Şöyle karşıma bak. Şöyle karşıma şöyle DNA sorularında, DNA'lı hesap sorularında şöyle iki tane zincir çiziyorum karşılıklı. Tamam mı? 2000 nükleotitli diyor. Toplam 2000 nükleotit varmış. O zaman bir zincirde 1000 tane, diğer zincirde 1000 tanedir. Tamam mı? Bak bunu yap. Bunu her zaman yap. Hata yapmazsın. Beni iyi dinle. He, nasıl bilirsen yine kendin özgürsün ama bu şekilde hata yapman çok aza iniyor. Hata yapma ihtimali. Şöyle bir çiz. Üşenme hemen. Şöyle bir tane DNA çiz temsilen. Sonra 200 tane timin varmış. Kardeşim 200 tane timin varsa, 200 tane timin varsa, timinin karşısına adenin gelir. 200 tane de adenin vardır. Şimdi toplamım benim 1000'di. Bir zincirde. Bir zincirde. Toplamda 2000'di. O zaman 200'ü timin ise bunun 800'ü guanin olacak. 800'ü sitozin olacak. Toplam 2000 yapıyor mu? Yapıyor. Bir zincirde toplam 1000 yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi 2000 tane zayıf hidrojen bağı vardır. Şimdi dikkat et. Adeninle timin ikili bağ yapıyordu. Guaninle sitozin üçlü zayıf hidrojen bağı yapıyordu. Şimdi bir tane AT ikili bağ yapıyor. 200 çift var. 400 hidrojen bağı buradan gelir. Bir GS çifti üçlü bağ yapıyordu. 800 tane çift var böyle. 2400 bağ da buradan gelir. Toplamda 2800 hidrojen bağı yapar. Tamam mı? 2000 tane zayıf hidrojen bağı yanlış. 2000 tane fosfat vardır. 2000 tane nükleotit varsa, 2000 nükleotit varsa ya her bir nükleotitte bir fosfat, bir şeker, bir baz yok mu? 2000 tane nükleotit varsa 2000 tane de fosfat vardır. 2000 tane de deoksiriboz şekeri vardır. Tamam. Toplam pürin sayısı 1000'dir. Aha, pürinler neydi pürinler? Adenin ve guanin. Adenin ve guanin 1000 mi yapıyor toplamı? Evet. Zaten arkadaşlar, zaten pürinlerin sayısı, nükleotit sayısı kaç olur? İsterse 3865 olsun. 66 olsun, pardon. Çift olması lazım. Pürin sayısı her zaman yarısıdır. Toplamın yarısıdır. Pirimidin de öyle. İstersen değerleri değiştir, hep aynı çıkacak. Toplam pürin sayısı, toplam nükleotidin hep yarısı olur. Yine RNA sorusu ortak değildir diyor. Bütün mesajcı, taşıyıcı, ribozomal, bütün RNA'larda ortak olmayan organelin yapısına katılma. Bazı organellerin yapısına katılma dediği ribozomal RNA, ribozomun yapısına katılıyor. Bütün RNA'lar organelin yapısına katılmıyor. Evet arkadaşlar, 2019 yani geçen sene TYT'de nükleik asit sorusu sordular. DNA'nın ve RNA'nın ortak bir şeyini istedi bizden, ortak. Her ikisi de nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Bakın çok basit değil mi? Şimdi bütün pirimidin bazları yer alır diyor. Bütün pirimidinler hangisidir? Timin, sitozin, urasil. Bak adın gibi bileceksin. Pürinler neydi? Adenin, guanin. Şimdi diyor ki bütün pirimidinler hepsinde olur diyor. İkisinde de olur diyor. Hayır. Urasil DNA'da olmaz. Timin RNA'da olmaz. Her zaman zarlı bir organel içinde olur. Ya prokaryotlar var. Prokaryotlarda DNA. Sitoplazmada. En basit. Her zaman birbirine eşittir. RNA tek zincirli kardeşim. Böyle bir eşitlik aranmaz dedik. Replikasyon geçilir. RNA kendini eşleyemez. DNA üretir dedik. Bu geçen sene TYT'de çıkmış bir soru. Evet sevgili dostlar, Palme'den bir tablo sorusu. Çok basit. Hemen gözünüz korkmasın. DNA'nın pentozu yani 5 karbonlu şekeri kim? Deoksiriboz. Şunlar gitti. Sonra bakıyorum 2 numaralı yer. RNA'nın pürin bazı. Adenin, guanin. Bu ikisi DNA'da da var, RNA'da da var. O zaman iki yerine adenin ve guanin gelecek. Şu gitti, şu gitti. Cevap direkt çıktı. 3'e bakalım. Pirimidin bazı DNA'da ne olur? Timin olur. Sitozin yine DNA'da da olur. Burada arkadaşlar numaralı yerlere gelecek olan C şıkkı. Hemen şu hesap sorusuyla videomu bitiriyorum. Bakın hesap sorularında hemen ne yapıyorsun? Bak dikkat et. Burada hiç sayı falan vermemiş. Şimdi şöyle bir DNA'mı tekrar çiziyorum. Tamam. İstersen sen de böyle yapabilirsin bundan sonra. Diyor ki fosfat sayısı 6N. Fosfat sayısı 6N. He, dur bakayım. Fosfat kadar nükleotit yok mudur? O zaman toplam nükleotidim de 6N'dir. O zaman bir zincirim 3N'dir. Tamam. Şimdi toplam nükleotit sayısını biliyorum artık. 6N. Bir zincirde 3N.
Bana bir bilgi daha vermesi lazım. Çünkü ben böyle nükleotitleri tek tek bulamam. Heh, vermiş bak. Adenin sayısı n'miş. He, şimdi oldu. Adenin n kadar adenin varsa n kadar timin vardır. Adenin karşısına timin nükleotidi gelir. Şimdi bak geriye 2n kaldı. Onlar da guanin sitozin çifti olacak. 2n kadar guanin, 2n kadar da sitozin çifti olacak. Karşılıklı sayılar tutuyor mu? Tutuyor. Toplam nükleotit sayısı tutuyor mu? 6n yapıyor mu? Yapıyor. Bir zincirde 3n yapıyor mu? Yapıyor. Evet, her şeyimi buldum. Şimdi pürin bazlarının toplamı n cinsinden. N cinsinden. Çünkü sayı vermemiş bize. Pürin bazları neydi? Adenin, guanin. Onların toplamını soruyor. Pürinler ney? Adenin, guanin, 3n. Zaten size ne demiştim? Toplam nükleotidin her zaman yarısıdır. Yani bir yerine 3n gelecek. Deoksiriboz şekeri. Kardeşim ne kadar nükleotit varsa her bir nükleotitte bir fosfat, bir deoksiriboz şekeri ve bir tane baz yok mu? 6n nükleotit var. 6n'de şeker vardır. Hidrojen bağı sayısı. Dikkat. Şimdi bir AT çifti ikili bağ yapıyor. Ya n tane AT çifti var. Şimdi 2n hidrojen bağı buradan gelir. Bir GS çifti üçlü yapıyor. 2n kadar GS çifti var. 6n de buradan gelir. Toplamda 8n hidrojen bağı gelir. Tamam, eğer kaçırdıysan biraz başa al. Tekrar dikkatli bir şekilde dinle. Bu videoda arkadaşlar nükleik asitlerin keşfi ve genel özelliklerinden biraz bahsettik. Bu üniteye tekrar başka bir videoda devam ederiz. Görüşmek üzere.